İzmir Milletvekili Sayın Sevda Erden Kılıç da. Buyurun Sayın Kılıç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bundan 101 sene önce zor şartlar altında açılan ulusal kurtuluş mücadelemizi yönetmiş Gazi Meclisimizde oturanlar bize görkemli bir tarih, tüm kurumlarıyla layık bir cumhuriyet ve tıkır tıkır işleyen fabrikalar bıraktı. Ta ki siz haramzadelerin saltanatına kadar. Değerli milletvekilleri, şimdi meclis arkadaşlarımız anlattı, işlevsiz halde. En önemli denetim araçları olan yazılı soru önergelerimiz yanıtsız, Sayıştay raporları da sansürleniyor. Bu dönem 55.294 soru önergesinin 18.053'ü yanıtsız kalmış, 27.323'ü de süresi geçtikten sonra, yani anayasa ihlal edilerek cevaplanmış. Atanmış bakanların seçilmiş vekillere ve halka karşı bir sorumluluk duygusu hissetmediğini zaten biliyoruz da, ama anayasa ihlaline hiç ses çıkarılmamasını biz kabul edemiyoruz. Ama bilin ki sizler anayasa ihlallerini normalleştirmeye çalışsanız da biz her seferinde bunu hatırlatacak ve hesabını muhakkak soracağız. Değerli milletvekilleri, her yıl söylüyoruz, bu yıl bir daha söyleyeceğim. Kendi içinde adaleti sağlayamayan bir kurum ülkeye adalet getiremez. Meclis çalışanlarının farklı statüleri ve farklı maaşları var biliyorsunuz. Bunların bir an önce eşit işe eşit ücret şiarıyla düzenlenmesi gerekiyor. Ve yol arkadaşlarımız, danışmanlarımız var. Onların özlük hakları ve kıdem tazminatlarıyla ilgili de ivedilikle bir düzenleme muhakkak yapılmalı. Değerli milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nca Sayıştay'ın dış denetimi yapmak üzere görevlendirdiği komisyonun bir raporu var. Bu raporda şöyle diyor: bazı harcırah beyannameleri yasal süresinde yapılmamış ve yasal faiz hesaplanmış. Bunlar da ilgililerin maaşlarından kesilmiş. 70 lira 27 kuruş, 42 lira 36 kuruş, 73 lira 18 kuruş. Sayın Başkan, keşke devletin bütün kurumları bu kadar hassas davransa bu konuda. Doğrusu devlet bankalarından milyonlarca kredi çekip yandaşların bunları ödemediğini, Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan çektiği 750 milyon doları ödenmediği, Doğuş İnşaat'ın son 3 yılda hiçbir kurumlar vergisini ödemediği, Cengiz İnşaat'ın 2018'de hiç kurumlar vergisi ödemediği, Özaltın İnşaat'ın 2018-2020'de kurumlar vergisini hiç ödemediği ve Limak İnşaat'ın 2019-2020'de hiç kurumlar vergisi ödemediği bir ülkede çalışan emekçinin maaş kesintisine gelince gösterilen bir kuruşluk hassasiyet hakikaten gözlerimizi yaşarttı hepimizin. Değerli milletvekilleri, binlerce esnaf ve şirketin batışına göz yumduğunuz, milyonlarca işsiz, yoksul ve çaresizi kaderine terk ettiğiniz, küçük bir azınlığın mutluluğu için cebini boşalttığınız bu millet ise son 5 yılda 2 trilyon dolar vergi ödeyip görevini yaptı. Bu halkın ödediği vergiler nerelere gitti? Tabii ki biliyorsunuz, beşli çetelere, saray beslemelerinin ikili, üçlü, beşli maaşlarına gitti. Ve her felakette IBAN vererek, vatandaşa el açarak para isteyenlerin hesabını halkımızın ilk seçimde kapatacağını bizler de çok iyi biliyoruz. Değerli milletvekilleri, bu ülkeye karşı sorumluluğumuz çok. Kolluk güçlerine gazeteci tartaklatan, işini yapmasını engelleyen, suçu işleyeni değil, onu haber yapanı tutuklayan zihniyetten ülkemizi kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Yangın söndürmek için bilimden değil de Diyanet'in yağmur duasından medet uman zihniyetten bu ülkeyi kurtarmamız gerekiyor. Kadın katillerini koruyup, kadınlar ölmesin diye eylem yapanlara biber gazıyla, copla, tomayla, elinde ne varsa saldıran zihniyetten ülkemizi kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Kendi iradesiyle bıyık bile bırakamayan, ancak İstanbul Sözleşmesi hakkında atıp tutan tek adam, sözleşmeden çekilirken irade koyamayan bu eril zihniyetten bu ülkeyi kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Kendi bakanlığına ürün satan ve sattığı yanına kar kalan bu zihniyetten ülkemizi kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Çiftçi toprağını ekemez, ektiğini toplayamaz, toplasa da satamaz haldeyken
kamu bankalarından aldığı beleş kredilerle zenginleşen yandaşlardan ülkemizi kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Emeklilikte yaşa takılanları, atanmayan öğretmenleri, mühendisleri, sağlıkçıları, yani umutla kadro bekleyenleri görmezden gelen bu zihniyetten ülkemizi kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Sanatçılar, gençler işsizlikten, çocuğuna pantolon alamayan babalar... Tamamlayalım lütfen. Sanatçılar, gençler işsizlikten, çocuğuna pantolon alamayan babalar, pazara gidecek parası olmayan anneler intihar ederken yoksulluktan, bu milletin vergileriyle zengin olan yandaşlar için bütçe hazırlayan zihniyetten bu ülkeyi kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ve değerli milletvekilleri, son olarak halkı yoksullukla kırılıp evine ekmek götüremezken yetkisi çok ama iş sorumluluk almaya gelince birden yok olan, her mevsim için ayrı ayrı yaptırdığı saraylarında yaşayan tek adamdan ve tek adam zihniyetinden ülkemizi kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var. O yüzden bu bütçe son bütçeniz, bu koltuklar son koltuğunuz olacak. Geliyor, gelmekte olan diyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim başkanım.